Balkanların çok kültürlü ülkesi Makedonya Cumhuriyeti'nin üzerinde bulunduğu topraklar, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Makedonyalı Büyük İskender'in kurduğu ve Hindistan'a kadar uzanan büyük imparatorluk burada filizlendi. Başkent Üsküp'ün meydanlarını Büyük İskender'in heykelleri süslüyor. Ancak bu coğrafyada kalıcı izler bırakan, inşa ve ihya eden Türkler oldu. Osmanlı döneminde yapılan eserler hala ayakta. Günümüzde Makedonya nüfusunun %65'i Hristiyanlardan, %35'i Müslümanlardan oluşuyor. Türkler Müslüman nüfus içinde önemli yere sahip. Soydaşların Makedonya parlamentosundaki temsilcisi Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Doktor Kenan Hasip. Makedonya Türklerinin simge ismi Hasip'i Üsküp'e 65 kilometre uzaklıkta bulunan Vrapçişte'deki evinde ziyaret ediyoruz. Merhabalar. Hoş geldiniz. 1955 yılında Vrapçişte'de doğdum. İlk öğrenimin 4 yılını Hırvatistan'da tamamladım. Ondan sonra diğer 4 yılı Vrapçişte Çede Filipovski İlkokulu'nda tamamladım. Lise yazıldım. Onu orada 4 yıl sonra mezun oldum. 1974-75 yıllarında tıp fakültesinde kaydımı yaptım. Kiril ve Metodi Üniversitesi'nde Üsküp'te. 81 yılında orada mezun oldum. 81 yılından 82 yılına kadar Gostivar Sağlık Merkezi'nde çalıştım. Ondan sonra 11 aylık bir askerlik dönemi var. Onu Novi Sad'da, Vojvodina'da yaptım. O askerlik dönemi bittikten sonra gelip bir yılda Gostivar'da çalıştım. Ondan sonra Vrapçişte'deki sağlık ocağında birkaç yıl çalıştım. Parlamentoya giren ilk Türk vekil sıfatını da taşıyan Doktor Kenan Vasip'in siyasete atılma hikayesi oldukça ilginç. Ya çok tesadüf oldu. Ben zaten partide üye değildim. Hatırlıyorum, işte akşam yemeğindeydik. Köyümüzden bir arkadaşımız geldi, kapıda çağırdı. Lütfen belediyede gelir misiniz? Belediye binasında toplantı varmış diye. Niye dedim, nedir? Ya orada söyleriz dedi. Lütfen ne olur gel. Ben de gidip de zaten partimizin işte merkezi, şubenin merkezi belediyenin bir odasında. Belediye binasının bir odasında. Orada girip çok sayıda insanlar gördüm. Peki dedim, nedir bu? İşte dedi, seçimler önümüzde var. Biz dedi seni uygun görürüz adayı göstermek için. Ya kusura bakmayın, ben dedim doktorum, benim mesleğim var, ben işimi yapmak istiyorum ya, ben bu fakülteyi boşuna bitirmedim ya. Üstelik halktan da gerçekten çok yardımcı oldum halkımıza. Saygı da gördüm halktan. İşte onu göz önüne bulundurarak, çok saygın bir kişi olduğunuz için siz ya adayı göstermek isteriz. Lütfen bu artık bu şahsi mesele değil. Bu her ne kadar bir parti, Türk Demokratik Partisi ise bu bir efendim davadır, bir misyondur. Ve sen hayır diyemezsin. Bizim ihtiyacımız var. Çünkü bir dönem milletvekilsiz kaldık. Şansımız yüksektir. ...1994 yılları arasında Türkler Makedonya'da milletvekilsiz kaldı. Parlamentoda kimse bizim sesimizi duyamıyordu ve temsil edemiyordu kimse bizim sesimizi orada. Ve geldik burada, biz uzun düşündükten sonra birkaç aday gösterdik. En uygun aday bunlar için de milletin desteğiyle Sayın Doktor Kenan Hasip gözüktü o zaman. O an bende bir kırılma noktası oldu. Ama düşündüm, dedim tamam bir dönem yapacağım, ondan sonra mesleğime döneceğim. Ama biliyorsunuz bu siyaset işte değirmen taşları gibiymiş. Döndürülmüş, döndürülmüş, bir türlü dışarıya çıkamazsın.
Adaylığı kabul ettim. Elbette halkımızın sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın da yardımıyla. %28 Türk ahalisi yaşadığı bir bölgede milletvekili çıkarmaya başladı. Ben ilk milletvekili oldum. Bu ilk dönem Türklerin kendilerini ifade etmesi için önemli bir fırsat oluşturur. Ancak Türklerin içinde bulunduğu koalisyon bir sonraki seçimde başarılı olamaz. Türkler 1998-2002 yılları arasında parlamentoda yine temsilsiz kalır. Kenan Hasip sevdiği mesleği doktorluğa geri dönse de görev onu yine çağırır. 15 Şubat 2002 yılında Türk Demokratik Partisi'nin dönemin genel başkanı Sayın Erdoğan Saraç istifasını verdi. İstifadan sonra arkadaşla gelip dedi, siyasi tecrüben var, bir dönem milletvekili görevini yapmışsın. Ne olur bu partinin başına geç. Bir ara bunu kabul etmedim. Hatta birkaç defa arkadaşlar geldiler, rica ettiler. Ne olur şimdi bu işi yarıya bırakmayalım diye. Neticede kabul ettim. Seçim yılı olduğu için parlamento seçimleri vardı 2002 yılında. İşte farklı farklı partilerle görüşmeler yaptıktan sonra Sosyal Demokratlar Birliği ile koalisyon ortaklık kurduk. Ve o ortaklığın sayesinde güzel bir kampanya ile iki milletvekili çıkarmaya başardık. İki milletvekiliyle hükümet ortağı olduk. Dedim son 4 ay o dönemin üçüncü milletvekilimizde bir yer boşaldığı için mecliste üçüncü milletvekilimiz de oldu. Ve ilk defa tarihte Türk Demokratik Partisi üç milletvekili çıkarmayı başardı. Parti Kenan Hasip'in genel başkanlığında kurumsal bir yapıya kavuşur. Her gün parti büyüyordu, güçleniyordu. Parti güçlenince koalisyon ortakları da bizi daha ciddiye almaya başladı. Örneğin geçen yılınki yerel seçimlerde biz 34 tane meclis üyesi çıkarmayı başardık. Toplam 22 belediyede temsilcimiz var. Artı Üsküp Büyükşehir Belediyesi, belediyesinde bir temsilcimiz var. Ve gerçekten güzel bir başarı oldu. Bu yıl işte yine parlamento seçimlerine girdik. Vomero Dapımı ile ortaklığı devam ettik. Ve işte bu ortaklığın sayesinde bir milletvekili, bakanımız, müsteşarımız, çok sayıda müdürlerimiz, devlet kurumlarında yöneticilerimiz, yönetim kurullarında, denetim kurullarında çok sayıda devlet memurları elde ettik ve yavaş yavaş sisteme entegre olduk. Ve belki hatta rahatça söyleyebilirim, 5-6 önde gelen siyasi partiler arasında yer alan bir partiyiz. Resmi istatistiklere göre Makedonya'da 80 bin civarında Türk yaşıyor. Fakat bu rakamlar gerçekçi değil. Bütün işlemleri Devlet İstatistik Kurumu yapar. Hatta enteresan bir örnek vereceğim. 1991 yılındaki sayımlarda Makedonya'da Türklerin sayısı 97 bin civarındaydı. Fakat Arnavutlar bu sayımları kabul etmedikleri için 3 yıl sonra 1994 yılında sayımlar tekrarlandı bir daha ve Türklerin sayısı 16 bin azaldı. Bakın, hiçbir afet olmadan, natalite yüksek olduğu bir dönemde 3 yılın içerisinde bu kadar azalma mümkün değil. Hemen halk soruyordu, nereden bu ağırlaştı mı Türkler burada? Bizim tahminlerimize göre 100-120 bin arası Türklerin sayısı. Türkler ülkedeki varlıklarını kabul ettirmiş olsalar da sorunları tamamen çözülmüş değil. İstihdam öncelikli mesele. Yeni dönemde yeni sıkıntılar ortaya çıkarmaya başlıyor ve onları gidermek zorundasınız. Onu ancak nasıl giderebilirsiniz? Burada bir ekonomik kalkınma sağlamak lazım. Ekonomide ciddi bir büyüme olması lazım. Bu nasıl olabilir? Ancak dış yatırımlarla. Bizim arzumuz, isteğimiz
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iş adamları buraya gelip şirketler kursun. O şirketlerde hem işsizlere istihdam iş yeri sağlarız hem de artık gurbetçilikten vazgeçsin diye halkımız ancak öyle bir modelle, bir yöntemle bu işi çözebilirsiniz. Vasip ailesi Vrapçişte'de geleneklerine bağlı bir yaşam sürdürüyor. Biz çok eski bir aileyiz. Babam 7 kardeşiymiş ve bir kız kardeş varmış. Rahmetli babamın tek oğluyum. Babam çiftçilikle uğraşmış. Allah rahmet eylesin. 3 yıl önce vefat etti, 84 yaşında. Anam iyidir. Allah'a şükürler olsun. Anam 32 doğumlu, 82 yaşındadır. Gelinimiz de çok iyidir. Biz evde bir sıkıntı yok. Beraber yaşıyoruz. Bu köyde beraber yaşamak bir gelenektir. Şimdi siz ayrılıp da ben buradan ayrılsam da benim 82 yaşında olan bir annemi kime bırakacağım? Torunları Kenan Hasip'in en büyük mutluluk kaynağı. Oğlumun kızı, torunum 2 yaşı var. İsmi Zara. Oğlumdan da 2 kızı var. İkizler onlar aslında. Onlar 11 aylıktırlar. Birisi Azra, diğeri Asya ismini taşıyor. Kızım da var, o da evli. Onun da 2 çocuğu var. Bir erkek çocuğu, bir kız çocuğu. Böylece 5 tane torunum var. Anamın ev hanımı. Allah'a şükürler olsun bu siyasi hayatımda o olmasaydı belki de ben işimi yapamazdım. Allah'a şükürler olsun hem çocuklarımı büyüttü, terbiye verdi. Bana benim sakkalım oldu. Hasip ailesinin yaşadığı Vrapçişte'nin Anadolu'daki köylerden hiç farkı yok. Nereye gitseniz sıcak ilgiyle karşılanıyorsunuz. Birkaç köyü içeren bir belediye ama en büyük köy Vrapçişte köyüdür. Benim bildiğim kadarıyla 1300 hane civarında Vrapçişte'de var. 8000 nüfuza yakın dayanan bir köy. Burası benim evim aslında. İşte burada bu kapı muayenenin giriş kapısı. Evimin hemen yanında cami görüyorsunuz. Köyümüzün en büyük camisi. Köyümüzde 3 tane cami var. Bu cami 80'li yıllarda inşa edildi. Onun eski caminin üzerinde maalesef. Eski caminin yalnız minaresi kalmıştır. Bu minare aslında en değerli şeyi bu caminin. Eski caminin keşke yanına yapsaydık bu camiyi, yıkmasaydık. Burada Konya Karaman'dan gelenler vardır, Trabzon'dan gelenler vardır. Hayatını burada geçirmiş, İslamiyet'e çok hizmet etmiş, İslam'ı yaymış, burada vefat etmiş ve gömülmüş. Ve biz bunlara sahip çıkarız. İyi bir aile babası, iyi bir lider bence her gün beraber oldukça kendisinden faydalandığımız veya faydalanabileceğimiz bir kişi. Tecrübe, biraz önce de bahsetmiştim, tecrübe çok önemli. Çok üstün tecrübelere sahip, özellikle siyasi anlamda. Makedonya'da belki Türkler arasında tek siyasetçi olarak gördüğümüz ve tecrübelerine güvendiğimiz kişilerden biri. İyi bir dost, iyi bir çalışma arkadaşı. Vallahi böyle bir lider arasaydık olamazdık. Yani şu ana kadar partiyi gerçekten yüceltti, büyüttü. Gençlere iş buldu. Tabii ki yalnız değil ama onun liderliğinde hepimiz arkasına giderek çok büyük işler yaptı. 2002-2006 yılında ben de milletvekili olduğum sırada Makedonya'da Türkçe eğitim olan okullarda çok sınıf, yeni sınıflar açtı. Yani Türkçeden kaçan, Türkçeyi okumamak istemeyen Türkler, Makedonca'da Arnavutça okuyanlar, hepsi geriye döndü. Yeni sınıflar açıldı. Böylelikle öğretmenlerimize iş açıldı. Çok güzel, sistematik bir çalışmayla yeni gelen, yeni bütünlemiş, fakültelerini bütünlemiş hemen öğretmenliklere başladılar. Ve okulumuz olmayan, Türk okulu olmayan yerlerde onların istekleriyle orada yeni okullar açtık, Türk okulları. 65-70 civarında 2002-2006 yılında o dönemde sınıf açtık, Türk sınıfı açtık. O dönemde biliyorsunuz Yunanistan'a gitmişsinizdir. Hala müftilerini devlet tayin eder. Bulgaristan hala Türkçe konuşamaz.
okulları yok. Belki yavaş yavaş şimdi başlamışlar ama çok geç oldu. Soydaşların temsilcisi Türk Demokratik Partisi'nin genel merkezi Üsküp'te. Partinin kuruluş süreci Yugoslavya'nın dağılmasıyla başlıyor. Yugoslavya'nın bir federal yapısı vardı. 6 cumhuriyetten ve 2 otonomi bölgeden oluşan bir yapısı vardı. Farklı dinlere, farklı dillere, farklı etnik gruplara ait olan halkları 60 kusur yılda bir araya tutan bir Yugoslavya varsa eğer, onu başaran bir yönetici, o da Tito dönemiydi. Fakat Tito döneminden sonra işte milletler arası, bu gruplar arası eskide dayanan düşmanlık ortaya çıkmaya başladı. Milliyetçilik ortaya çıkmaya başladı. Ve bu milliyetçiliğin neticesinde biz Yugoslavya'nın kanlı parçalanmasını yaşadık. Maalesef en büyük faturasını bu parçalanmanın yine Yugoslavya Müslümanları ödedi. Bosna Hersek'teki savaşta yüz binlerce insan kaybı oldu. Yüz binlerce insan yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Ama neticede bu Müslüman halkı bu savaşın galibi oldu. Ve belki de en büyük sebebi o dönemin kahramanı rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in rolü çok büyüktür. Makedonya'nın bağımsızlığını kazanmasında ise Bosna'daki gibi çatışma ve gerilimler yaşanmıyor. Makedonya'da böyle bir kanlı parçalanma yaşanmadı. Belki de nadir cumhuriyetlerden biri ki savaşa girmedi. Ve bağımsızlığını savaşsız bir şekilde ilan etti. Elbette ki o referanduma Türkler de olarak katıldı ve kendi bağımsızlığını ilan etti. Ve biliyorsunuz o zaman tek partili sistemden çok partili sisteme dönüştük. Bu dönemde diğer halkların yaptığı gibi Türkler de bir araya gelip Türk Demokratik Birliği'ni kurdular. Ancak iyi niyetle kurulan birlik istenilen başarıyı yakalayamaz. Demokrasi ve çok partili döneme ilişkin tecrübesizlik seçim sonuçlarına yansır. O birlikte diğer partilerde üye olan kişiler de yer alıyordu. Ve böyle bir yapısı olan birliğin 1990 seçimlerine katılıp fiyaskoya uğradı. Siz diğer partilerde mensup olacaksınız. Türk Demokratik Birliği'nden adaylığını göstereceksiniz ve öyle oy toplayacaksınız. Bu acemi bir iş bence. Ve bu acemiliğin faturasını ödedik. Bunu görünce 2 yıl sonra partiye dönüştük. Siz biliyorsunuz partide üye olanlar başka bir partide üye olamazlar. Türk Demokratik Birliği Türk Demokratik Partisi'ne dönüştükten sonra ülkenin dört bir yanında büyük ilgi gördü. Biz doğrudan doğruya siyasetten gelmedik. Bu dava olduğu için, bu bir misyon olduğu için Makedonya'nın dört tarafında şubeler kurduk. Dilimize, dinimize, kültürümüze, tarihimize, gelenek, örf ve adetlerimize önem veren, onları korumak isteyen kişiler bu partide yer aldı. Ve böyle politikalar yürütmeye başladık. 2002 yılına kadar parti pek fazla işler yapamadı tüm çabalarımıza rağmen. Ama enteresan, Türk dilinde eğitim alma için özellikle Türkçe konuşulmayan bölgelerde çok emeği geçti o zaman partimizin ve Türkçe, Türk dilini konuşmayan fakat kendilerini Türk hisseden o bölgelerde Türkçe eğitim sağladık o dönemde. O çok önemli. Bir sonraki dönemde ne kadar önemli adım attığımızın bir göstergesi. 2002 yılından bu yana parti olarak devamlı Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde temsilcilerimiz var. Efendim, 2 yıl hariç 10 yıldır hükümet ortağız. Efendim, bakanlar, müsteşarlar, memurlar, efendim müdürler vesaire vesaire tamamen devletin tüm kademelerinde yer alan bir parti olduk ve sisteme tamamen entegre olmuş bir parti olduk. Elbette bu kolay olmadı. Türklerin de şu an 3 partisi var. Normal birliği, beraberliği, bütünlüğü istemeyen insan yok. Belki de onu en çok isteyen benim.
Fakat çoğulculu bir sistemde zorlayarak tek bir partinin çatısı altında birleşmek kolay iş değil. Biz bunu eskiden de denedik. Ana dilde eğitim konusunda zorluklar sürse de önemli yol alınmış durumda. Unutmayalım ki ana dilimizde eğitim 1990 yılından bu yana başlamadı. Biz eski Yugoslavya döneminde bu hakkı yaşamışızdır. Fakat biliyorsunuz sizin hakkınız var ama bu hak belli bir şartlara bağlıdır. Diyelim sizin yeterli sayıda öğrenci yoksa, yeterli sayıda öğretmenleriniz yoksa, efendim siz bu hakkınızı kullanamazsınız, yaşayamazsınız. Maalesef ana dilinde eğitim almak için bu Batı Makedonya'da, Doğu Makedonya'da sıkıntılarımız var. Batı Makedonya'da hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü orada yeterince öğrenci de var, kadromuz da vardır. Liselerimiz, ilk okullarımız, efendim Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsü var. Fakat Doğu Makedonya'da, efendim kırsal bölgelerde yaşadıkları için ve genelde dağınık bir şekilde yaşadıkları için yeterli sayıda öğrenci toplamak bazen mümkün olmaz. Bazen bazı yerlerde öğretmenlerimiz yetmiyor, bazı yerlerde öğrenci sayısı yetmiyor vesaire vesaire. Bazı yerlerde milliyetçilerin baskısından dolayı bir hakka sahip olamazsınız vesaire vesaire. Bütün bunları dengeli bir şekilde yapmak için ve bütün bunları efendim diyalog yoluyla aşmak için siz o hükümette ortak olmanız lazım. Aksi takdirde muhalefet olsanız, hangi talepte bulunmuş olsanız hiçbir talebiniz yerinde gelmez. Hükümet ortağı olmak için sahada güçlü olmanız gerekir. Sahada güçlü olmak için halkla iç içe olmanız gerekir. Halkın dertlerini, sorunlarını dile getirmek zorundasınız. Şimdi siz eğer ki halktan koptuysanız, siz o halktan hiçbir beklentiniz alamazsanız eğer, normal oy potansiyeli düşük olduğu için hükümet ortağı olamazsınız. Onun için bize gelen eleştirileri pozitif olarak algılarız. Eğer ki biz 20 yıldır bu halkın her seçimde oylarının 1/3'ünü alırsak eğer, bu halk bize güvenir, yürüdüğümüz yol iyidir, yaptığımız politikalar saygıyla karşılanır ama yeterli olmadığını biz de farkındayız. Arkamdaki bina aslında Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosu'dur. Parlamentomuz 1930'larda inşa edilmiş, Sırbistan döneminde ve eski Yugoslavya'da Makedonya Cumhuriyeti'nin parlamentosu olarak kullanılmıştır. İşte biz burada görev yapıyoruz. Son dönemlerde parlamentomuzun onarımı yapılıyor. İki katlı aslında bir binaydı, bir kat daha üstte deneklendi. Evet, tahmin ederim ki böyle yeni yapılanmayla milletvekillerimizin ihtiyaçlarını giderecek hale gelecek. Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nde toplam 123 milletvekili var. Her milletvekilinin odası yok maalesef. Bu bina 1930'lu yıllarda yapılmış olan bina ve kapasitesi düşük olduğu için her milletvekiline ayrı oda yok. Parti başkanlarına, komisyon başkanlarına ve grup başkan vekillerine vekillerinin kendi odaları var. Diğer milletvekillerin ayrı odaları yok. Benim işte odam var. Ben burada çalışıyorum. Bütün malzemeler burada gelir. Bütün malzemelerin incelemesini burada yapıyorum. Bunun dışında başka yardımcım yok. Bir teknik sekreter var. O teknik sekreter birkaç milletvekilini idare eden bir sekreter. Parlamentoda Ohri Çerçeve Anlaşması'na bağlı olarak azınlıkların haklarını koruyan bir yasama sistemi var. Azınlıklarla ilgili tasarılar 19 üyeli Milletler Arası İlişkiler Komitesi'ndeki uzlaşmaya bağlı olarak çıkarılabiliyor. İkinci mekanizma, azınlıkta olan halkların eğitimiyle, kültürüyle, tarihiyle efendim belli olmuştur hangi yasaların üzerinde tartışma açılırsa çifte oylama oluyor. Önce genel kurulda bütün milletvekillerin oylaması gerekir. O çoğunluğu sağladıktan sonra azınlıkta olan halklarının milletvekillerinin çoğunluğunu oluşturmak zorundasınız. Demek ki Makedon asıllı olmayan milletvekillerinin
oy çoğunluğunu sağlamak zorundasınız. Ancak bu iki oylamada çoğunluk sağlanırsa yasa geçerli olur. Böylece efendim azınlıklara haklarını haklarının aleyhine olan yasaların geçmesi imkansızdır. Türk Demokratik Partisi ülkedeki tüm azınlıkları ilgilendiren önemli başarılara imza atıyor. Parti olarak efendim 2003 yılında 12 Aralık'ta bir değişme önergesi sunduk. Tüm azınlıkların normal Türkleri de içeri bir teklifti. Azınlıkta olan ya da %20'nin altında olan halkların kimlik belgelerinde adları ve soyadları kendi dili ve alfabesi üzerinde yazılması. Çok büyük tartışmalar açıldı. Acaba resmi dilin zedelenmesi mi olur bu şekilde vesaire vesaire. Ama aslında resmi dile bir zedelenme olmuyor. Çünkü resmi dil zaten kimlik belgelerinde Makedoncası var ve Kiril alfabesi var. Bunun yanında Türk dili ve alfabesi üzere adlarımız ve soyadlarımız yazılır. Bunu hem kimlik kartlarında hem pasportlarda geçirmeyi başardı. Bu güzel bir başarı oldu. Hasibe göre başarının yolu diyaloğa dönüşen akılcı stratejiler üretmekten geçiyor. Bizi yalnız milletvekilleri sayısı ilgilendirmez. Bizim hükümetteki payımız çok önemli. İki milletvekili ya da üç milletvekili yerinde bizlerim tek bir milletvekilimiz olsun ama hükümetteki payımız artsın. Derken payımız artsın. En az bir bakanımız olsun, müsteşarımız olsun, çok sayıda müdürlerimiz olsun vesaire vesaire ve genelde bunu bir şekilde başardık. Şimdi başarının da formülü belli. Sizin oy potansiyelinize bağlıdır. Çünkü önceden seçim oluyor ve ne kadar oy aldığınız belli olur. Ondan sonra hükümetteki payınızı alıyorsunuz. Eğer ki siz yeterli sayıda oy getirmezseniz o koalisyona, sizin de anlaştığınız pozisyonları sağlayamazsınız. Allah'a şükürler olsun, bugüne kadar parti olarak her seçimde biz bu pozisyonlarımızın sayısını arttırıyoruz. Makedonya'daki tek Türk parlamenter Hasip, Türkiye'nin bölgeye yönelik dostane tutumundan da memnun. Belki bir 5 asırdır Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşamış olduysak, hiç olmazsa soydaşların hak ve özgürlükleriyle ilgilenme gayet normal bir şeydir. Ve Türkiye bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. Son dönemde gün kalmaz efendim üst düzeyde görevlilerin ziyareti olmadı. Bakıyorsunuz birkaç defa başbakan geldi, cumhurbaşkanı geliyor, dışişleri bakanı geliyor. Bütün bakanlar Makedonya'da gelmişlerdir. Milletvekilleri grupları geliyor. Çok sayıda iş adamları geliyor. Ve yavaş yavaş Türkiye güzel bir açılım Balkanlara yönelik yaptı. Zaten Avrupa Birliği yolu Balkanların üzerinden geçer. Ve bu bize gurur verici bir meseledir. Bizde bir güç kaynağı oldu. Çünkü ana vatanımız arkamızda olduğu müddetçe biz de kendimizi burada güçlü hissediyoruz. Türkler yüzyıllardır Balkanların birleştirici unsuru. Soydaşların vatan belledikleri bu topraklarda barış ve istikrardan başka talepleri yok. Makedonya Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen azınlık hakları konusunda pek çok sorunu aşmış durumda. Makedonya'daki demokrasi deneyiminin bölgede Türklerin yaşadığı diğer ülkelere de örnek oluşturmasını dileyerek Üsküp'ten ayrılıyoruz.